Kusura bakmayın tekrardan herkese. Özür dilerim, biraz teknik bir aksaklık oldu. Hızlıca şöyle hemen bir giriş yapayım kendime hakkımda. Dediğim gibi Hacettepe Hidrojeoloji mezunuyum. Uydu haberleşme su algılama programlarında İTÜ'de yüksek lisans ve doktoramı bitirdim. Daha sonrasında bir sene yurt dışı çalışmam vardı. Santa Barbara University of California coğrafya bölümünde. Daha sonra 2015'ten bu yana da Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü'nde görev almaktayım. Şöyle genel olarak insan savar araçları nedir diye girdiğimizde aslında insan savar aracı bir uzaktan algılama platformu olarak düşünebilirsiniz. Yani insan savar araçları tanım olarak yani 2013'ten bu yana literatürde çeşitli isimlerle anılmakta. Bizde de malum insan savar aracı ya da drone olarak daha çok bununla karşılaşmaktayız. Genel şöyle bir şekle baktığımızda bir insan savar aracında bir görev nasıl verilir? Bu konuda bir yer istasyonumuz aslında oluyor. Bu kumanda olur. Buradaki gibi komplike bir cihaz da olabilir. Gerçek zamanlı veri aktarımı. Bu insan savar aracının havada durması için temel prensipler neler? Bunun konumlandırması nasıl meydana gelir? Bunun gibi konulardan aslında ilerleyen slaytlarda bahsedeceğim. Ama bu genel şekil olarak hani bir insan savar aracının yönlendirmede biz tabii ki bunu hem yer bilimlerinde hem haritalama amaçlı kullanıyoruz. Ama temel olarak bunu kullanırken biz hangi temel cihazları neleri veya bilmemiz gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Basitçe türlerden bahsedeyim. İnsan hava aracı, işte balon, balonlar da bir insansız hava aracı. Onun dışında çeşitleri de var insansız hava araçlarının. Sabit kanatlı olan, bunlar tek motorlu olabiliyor, iki motorlu olabiliyor. Ama burada da gördüğünüz şekilde küçük insansız hava araçları ya da dronlar dediğimiz, genelde dışarıda da gördüğünüz çoklu pervaneli dediğimiz multirotor sistemler var. Bunlar 3 pervaneli veya daha fazla pervaneli dediğimiz aslında taşıyacağı yüke göre tasarlanmış insan savar araçları mevcut. Bir de dediğim gibi bu zaten sunum içerisinde çokça bahsedeceğiz. Çalışma konusuyla ilgili olarak sizin kullanım alanınız, kullanım alanınızın büyüklüğü, yapacağınız işler, taşıyacağınız yük, kapasite gibi bilgiler doğrultusunda farklı tasarımda insan savar araçları var. Hibrit dediğimizde bu VTOL olarak geçiyor. Vertical Takeoff and Landing, yani dikey kalkış ve iniş şeklinde. Yani multirotor gibi iniş kalkışı, havada asılı kalma kabiliyeti, ancak alan taramaya gittiğinizde sabit kanatlı bir İHA şeklinde. Bunların tabii avantajları, dezavantajları kendi içerisinde var. Sabit kanatlıya baktığımızda sabit kanatlının en büyük problemi olarak aslında iniş ve kalkışları olarak görebiliriz. Bunlar ya bir platform üzerinden atılıyor, inişleri ya gövde üzerine oluyor ya da paraşütlü sistemler üzerinden. Multikopterler dediğimiz gibi bunlar farklı kol pervane sayısına göre değişiyor. Bunlar kendi payload dediğimiz işte ağırlıklarına göre sınıflandırılarak taşıyacak kapasitesine göre farklı türde. Tabii motor büyüklükleri de burada önemli. Bu VTOL dediğimizde yeni tip aslında bunlar. Dikey kalkış ve iniş özelliğine sahip. Bunlar bahsettiğim gibi şu anda farklı tiplerde daha geniş aslında alan ve batarya süresini daha verimli kullanmak için tasarlanan insansız hava araçları. Burada dediğimiz gibi bunların avantajları, dezavantajları, yani sizin kullanacak algılayıcınıza, sensörlerine bağlı olarak ağırlığı tabii ki de değişiyor. Kapsanacak alanın büyüklüğü, işte batarya süresi gibi maliyetler göz önüne alınarak bu İHA'lardan bir tanesi seçilerek kullanılabilmekte. Genel olarak şöyle bir bileşenlerine baktığımızda, hani hem şu anda tabii hazır olarak bizim tükettiğimiz diyeyim insansız hava araçları veya dışarıda ticari olarak sizin satın alabildiğiniz insansız hava araçlarında
Hani bizim de dediğimiz olmazsa olmaz bileşenler bu telemetri alıcı verici modülü. Yani siz nerede olduğunu, hangi veriyi aldığınızı, bunların hepsini kontrol ettiğiniz RC alıcı dediğimiz uzaktan kontrol, uzaktan kumandası, görüntü aktarımı, first person view dediğimiz FPV, motorlar, IMU GPS dediğimiz bunlar konumsal bilgilerini taşıyan bileşenler. Onun dışında farklı ESC hız kontrolcüsü, bunlar işte havada asılı kalmasını sağlayan veya batarya elimine devresi gibi ve temel olarak batarya ve motor gibi bileşenleri içermekte. Bizim yaptığımız çalışmalar yani hem yer bilimleri hem haritalama çalışmaları açısından en önemli bileşenler aslında içerisindeki GPS antenleri. Buradan konum ve hız verileri alınmaktı. Yani yer konum koordinat bilgileri aslında alınmakta. Bu hangi algılayıcıyı taşırsanız taşıyın. Yani sadece bir fotoğraf makinesi olarak düşünmeyin. Farklı algılayıcılarla da siz aldığınız verinin, yani nereden aldığınızı, konumsal verisini GPS aracılığıyla belli bir doğrulukta. Burada önemli olan o. Yani genelde GPS alıcıları sizin aynı şu anda akıllı telefonlarda olduğu gibi işte 5-10 metre hassasiyette bir veri konumsal doğruluk vermekte. IMU dediğimiz Inertial Measurement Unit yani içteki dönüklük parametrelerini sağlayan bunlar konum ve hızın yanı sıra yöneltme yani dönüklük bilgisiyle yüksek doğrulukta bilgi aslında size sağlıyor. Bu da relatif olarak bulunduğu konumda farklı bir konuma gittiğinde ya da işte kamera açılarının dönüklüklerini içerisinde barındıran bir kayıt etmeyi sağlayan aslında bileşen. Bu dediğimiz gibi GPS antenleri insan savar araçlarına entegre edilerek bunları farklı türleri de var. Biz hassas yer konum doğruluğu istiyorsak şayet bu hassas yer konum doğruluğunda gerçek zamanlı kinematik GPS'i arazide kullanabiliyoruz. Onun dışında PPK dediğimiz ayrı bir sistem var. Bu sistemle de arazide yani belli bilinen bir noktada baz alarak ölçümü gerçekleştiriyoruz. İnsan savarıcı diğer kısımdan relatif olarak bu ölçümleri alıyor. Daha sonra alınan veriler laboratuvar ortamında tekrardan işlenerek gerçek yani gerçek dediğim santimetre hassasiyetinde doğrulukla bu veriler elde edilebiliyor. Pardon. Şimdi burada en başında sunumun en başında dediğimiz gibi aslında insan savar araçları bir tanımlama platformu. Bu platformda da bizim temel olarak bilmemiz gereken şey elektromanyetik spektrum. Yani biz şimdi basit anlamda nedir şu anda kullanılan bir kamera aracılığıyla biz buradan verileri temin ediyoruz. Bu kameranın özelliği nedir? Bu kameranın özelliği burada gördüğünüz şurada visible light olarak belirtilen görünür dalga boyunda eğer veri sağlıyorsa yani RGB dediğimiz mavi, yeşil, kırmızı dalga boyları aralığında bize veri sağlıyorsa bu RGB bir kamera. Biz buradan sadece sizin de gözünüzde görebildiğiniz aslında nesneleri yakalayabiliyoruz. Ancak onun dışında işte dalga boyu büyüdükçe penetrasyon da yani geçirimlik arttığından dolayı biraz daha near infrared gibi mesela kamera özelliğine sahip bu dalga boy aralığında algılama yapabilen algılayıcılar varsa bunda daha tarımsal alanlarda incelemeler yapılabiliyor. Bitki sağlığından gibi veya rekolte tahmini gibi biraz daha veya işte buradaki dönemsel olarak fenolojik evrimin takibi gibi çalışmalar yapılabiliyor. Dediğimiz gibi burada temel alınacak şey aslında bu elektromanyetik spektrum, hiperspektral kameralar var, multispektral kameralar var. Bunlar dediğimiz gibi farklı dalga boyları aralığında aslında algılama yeteneğine sahip kameralardan oluşuyor. Algılayıcılardan oluşuyor daha doğrusu. Burada birkaç örneği var. Bunların dışında tabii gaz ölçümleri yapan insan savar araçları da var. Yani insan savar araçlarının avantajlarından bir tanesi de erişilemeyecek kimyasal maddelere maruz kalmış bölgelerde algılama yapabilmek aynı zamanda. Radar ölçümleri yapılabiliyor.
İşte multispektral veya hiperspektral kameralardan kullanarak çok bantlı veri elde edebiliyor. Hepinizin duymuştur diye düşünüyorum. LIDAR verisi, yani nokta bulutu verisi, yüksek hassasiyette bize veri sağlayan ve farklı geniş geri dönüş periyotlarıyla aslında ağaç altı örtüsünü de bize verebilen bir veri kaynağı. Termal kameralar farklı çalışmalarda kullanılabiliyor. Dediğimiz gibi yer kontrol istasyonu bu insansız hava araçları araçlardaki yüklerin kontrol edilmesini sağlayan kumanda ve yazılım sistemini bir araya getirdiği taşınan bir sistem olarak tanımlanıyor. Bu aslında sizin her şeyiniz. Yani araziye çıktığınız zaman bir insansız hava aracının üzerindeki bütün yükleriyle beraber nasıl bir davranış izleyeceğini, nerede veriyi alacağını, ne kadar bir alanı kapsayacağını aslında kontrol ettiğiniz bir kontrol ünitesi. Basit olarak herkesin de bildiği uzaktan kumanda. Şu anda çok gelişmiş yazılımlarla içerisinde tüm bilgiyi harita üzerinden seçip aslında hani üçüncü kullanıcı olarak bizleri çok rahat bir şekilde tamamen otomatik işlemi vererek bir haritalama imkanı sunabilmekte. Burada birkaç kaza örneğini özellikle koydum. Kullanımda hani dikkat edilmesi gereken yerlerde. Muhammed Hocam, şu ana kadar bir problem yok değil mi görüntüde? Ben hani devam ediyorum bu şekilde. Yok hocam, olursa ben sizinle iletişime geçerim hocam. Tamam, teşekkür ederim. Videolarda oynuyor, herhangi bir sıkıntı Evet. yok. Dediğimiz gibi burada tabii ki insansız hava aracı kullanmanın belli teknikleri var. Kesinlikle öğrenilmesi, yani kullanmadan önce bir eğitimin alınması şart. Çok zor bir şey mi derseniz, dediğim gibi artık o kadar kullanıcıya bağlı olmayan otomatik hale getirilmiş ki sadece dikkat etmeniz gereken bu aslında güvenlik tedbirleri ve önceden alanı bilmeniz, bu hava aracının hareketini bilmeniz aslında çok önem arz ediyor. Burada gördüğünüz gibi bu hem fotoğrafçılık açısından tabii kullanılanlar, bu kullanıcıya bağlı olmayan hatalar da bazen meydana gelebiliyor. Onlardan da hemen ileride bahsedeceğim. Dediğiniz gibi bu boyutuna göre de aslında tedbir kısımları dediğimiz gibi bu mekana bağlı olarak da değişiyor. Bu tür önlemleri almak kaza riskini, önemli olan burada can ve mal kaybına sebep olmadan yapacağımız çalışmayı kusursuz bir şekilde bitirmek. Bu güvenli ve yasal İHA uçuş operasyonları için bu kazalara mal vermemek için uçuş öncesinde, sırasında, sonrasında uçuş alanı özelliklerinin bilinmesi, bölgenin topografik yapısı, seyir sefer süresi doğrultusu, ne kadar süre bu uçuş yapılacak, bu planlamanın önceden yapılması, konum bilgisi, tamamen bu bölge hakkında bir bilgi sahibi olması gerekiyor. Ne zaman, yani bu sonuçta yasal olarak gün ışığı saatleri arasında, gün doğumu, gün batımı arasında yapılması gerekiyor. Ancak farklı uçuş yani farklı algılayıcılarda bu saatlerin dışında uçuş yapmanız da gerekebilir. Termal kameralar gibi. Bu durumlarda hani nasıl bir işlem gerekiyor? Hava durumu en önemli kısımlardan bir tanesi. Ekipmanınız, algılayıcınız ve bunun gibi kontrollerin önceden yapılması lazım. Dediğim gibi uçurmak aslında işin en son kısmı. Önemli olan bir yerin uçuşuna başlamadan önce alınacak tedbirler, planlama. Buradaki aslında o bölge için yapacağınız harita, artık ne yapmayı planlıyorsanız, için en önemli kısım. Şimdi öncesinde bu uçuş öncesi kontrollerde tabii ki de biz neye bağlıyız? Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün sınırlamalarına tabiyiz. Burada ülkemizde uçuş yasağı olan bölgeler, çoğu ülkede de bu kurallar geçerli. Farklılaşmakla birlikte biz de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bunda. Uçuş yasağı olan bölgeyi bilmemiz gerekiyor. O saatte uçuş bölgesinde güneşin doğuş ve batış saatlerini, bölge hakkındaki meteorolojik bilgileri, şiddeti, yönü, görüş mesafesi, yağış durumu. Tabii bu kendi insansız hava aracınızın özelliğine göre de bunları sınırlamamız gerekiyor. Bunlar için birkaç uygulama da var. Onları da göstereceğim.
Meteorolojik bilgilendirme yapan internet siteleri var. METAR raporundan faydalanabiliyorsunuz. İHA uçuşları için telefon, yani bu telefon dediğim burada akıllı aslında tablet ve telefon uygulamaları ve sizin bu bölgede yapacağınız uçuşlar için bu bölgenin durumu ve çevredeki nesnelerin, bina varsa, ağaç varsa bunların kontrolünün önceden hem arazide hem arazi öncesi yapılması. Temel olarak bu kısımlar en önemli kısımlar aslında. NOTAM üzerinden bu uçuş operasyonu ilgili hizmetler, koşullar, buradaki değişiklikler, nereler yasaklı, nerelerde kısıtlamalar var. Bu bölgeler hakkındaki bilgileri NOTAM üzerinden, yani Notification to Airmen dediğimiz aslında kısımda gün be gün saat bazında bunlar yayınlanmakta. Siz de bir uçuş yapacağınız zaman buraya belirli şartlar altında tabii ki kaydınızı yaptırmanız gerekmekte. Bunun için de İHA uçuşu için yapılacak bölgelerde yasaklı alanları içeriyorsa eğer Sivacık Genel Müdürlüğü'ne başvuru yaparak uçuş izni alınması gerekiyor. Şimdi bu İHA svgm.gov.tr adresi üzerinden bir insan savar aracınız varsa bunun kaydını zaten yapmanız gerekiyor. 500 gram üstü olanlar için. Uçuş için İHA 0, İHA 1 ehliyetler var. Bunların da şartlarını birazdan bahsedeceğim. Ama bu site girdiğiniz zaman burada yapacağınız işlemler önemli. Burada siz kendinizi pilot olarak da kaydedebiliyorsunuz. Hobi amaçlı İHA 0 pilotu ücretsiz olarak buradan kısa bir eğitim alarak elde edebiliyorsunuz. Ama daha büyük dronlar, daha büyük İHA'lar uçuracağım ve bunu ticari olarak yapmak istiyorum diyorsanız çeşitli kuruluşlardan İHA 1 ehliyeti veya İHA 0 diyelim ticari olarak ehliyeti alabilirsiniz. Şu anda bu dediğim gibi izin konusunda burada bir harita üzerinden işte yeşil alanları yeni çıkardılar. Yeşil alanları da hobi amaçlı uçabilirsiniz. Ancak yeşil alanlar özellikle İstanbul gibi yerde yok denecek kadar az diyebilirim. Çok küçük. Hatta biz geçen bulamadık. Kırmızı alanlarda da bu alanlardan gidip izin formunu doldurup iznimizi alıyoruz. Şimdi insan savar araçlarının bir sınıflandırılması var. Bu bahsettiğim kısımda yani Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün insan savar aracı talimatları devamlı olarak takip edilmeli. Çünkü değişiyor. Yani temel olan şeyler değişmiyor ama bazı maddeler, işte cezalar özellikle değişebiliyor. Şimdi sınıflandırma biraz önce bahsettim. İHA 0, İHA 1 gibi. Bunlar Türkiye'de ağırlıklarına göre. Yani azami kalkış ağırlığı 500 gram, 4 kilogram arasında olan İHA'lar İHA 0 sınıfına giriyor. İHA 1'ler 4 gram ve 4 kilogram ve 25 kilogram aralığında olan İHA'lar İHA 1. İHA 2 25-150, İHA 3 de 150 ve üstü olan İHA'lar. Dediğim gibi bu ehliyet kısmı yani sizin kullanacağınız İHA 4 kilogram ve 25 kilogram aralığında ise sizin İHA 1 ehliyetine sahip olmanız gerekiyor. Onun dışında ben birkaç tane buraya örnek koydum. Yani talimatın maddelerinden önemli olan maddeleri. Bir insan savar aracı kayıt sistemi üzerinden yine bu hepsi bu adres biraz önce gösterdiğim İHA SGM adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Kişisel pilot bilgileri giriliyor. Burada üreticisi tarafından siz aynı gün içerisinde ithalatçı firma tarafından satılan İHA bilgileri, satın alan kişi bilgileri, satan firmanın sorumlu yönetici tarafından aynı gün içerisinde yurt dışından bireysel olarak getirilen ve yurt içine devralınan insan savar aracı ise en geç 3 gün içerisinde buradan bu online sistem üzerinden kayıt altına alınması zorunlu. Bu yasal bir zorunluluk. Burada da işte pilotların en az 12 yaşında İHA 0 pilotları için, İHA 1 pilotları için de en az 15 yaşında olması gerekiyor. Burada izin koşullarından, izin gerektirmeyen durumlar, sportif amatör amaçlı uçuşlar, yasaklı alanlar dışında şu anda dediğim gibi yeşil olarak belirlenen bölgelerde uçuş yasakları işte malin en büyük mülk idari amiri tarafından yasaklanan bölgeler uçuş yasakları içerisine girebiliyor. Onun dışında kırmızı olan bölgeler bu bahsettiğim harita üzerinden. Ve bu izin alacaksanız şayet 5 gün öncesinden bu talep formu ile başvuru yapmanız gerekiyor.
30 günden daha önce de başvuru yapamıyorsunuz. 5 gün de önceden ve son 5 gün içerisinde de başvuru yapamıyorsunuz. Yani 30 ile 5 gün aralığında bu başvuruları yapmanız gerekiyor. Havalimanları, heliport, hava parkı, resmi denize kalkış alanları arasında da alan olan bölgelerde de 9 kilometre yarı çaplı sahada kesinlikle uçuşun yasak olduğu alanlar. Bu yasak olan alanlarda kesinlikle uçuş yapılamaz diye bir nokta yok. Bunların da dediğim gibi farklı formları doldurularak bu uçuş izinleri alınabilmekte. Dediğim gibi bu kararı Sivri Havacılık Genel Müdürlüğü veriyor. Temel olarak İHA 0, İHA 1 için uçuşu yasak olmayan bölgelerde uçuş gerçekleştirmek için gün doğumu gün batımı saatleri arasında görüş mesafesi en az 2 kilometre, pilotu yatayda 500 metre geçmeyecek şekilde, yani bulunduğunuz bölgeden kumanda sizde 500 metre sizi geçmeyecek şekilde, yerden maksimum 120 metre yükseklikte, insan ve yapılardan en az 50 metre uzaklıkta uçuş yapmanız gerekiyor. Bunları yapmamanız durumunda herhangi bir idari şey yakalandığınız zaman da size ceza işlem uygulanabilmekte. Dediğim gibi bu bölge içerisinde, yani gittiniz bir çalışma yapacaksınız. Çalışmayı alanınız için meteorolojik raporlar bu bölge için önemli. Genelde işte METAR, SPECI, TAF, SIGMET gibi bu raporlar mevcut. Ancak bizim daha çok yani küçük alanlar için daha mini İHA dediğimiz aslında sistemler şu anda ticari olarak da burada satılan, eğer çok büyük endüstriyel amaçlı yani İHA 1 üstü, İHA 2, İHA 3 sınıfı İHA'larınız yoksa diyeyim daha doğrusu, bunlar bu hava raporları, yani UAV Forecast gibi, Drone Body, Windstalk, Windy gibi belki biliyorsunuz çoğunuz uygulamalar birkaç gün öncesinden bölge hakkında, işte hava durumu hakkında bilgi almaya veya anlık olarak burada meteorolojik bilgileri takip etmeye bize çok işimize yarıyor. Burada mesela bu UAV Forecast dediğimiz bir uygulamada güneş doğuş batış saatleri, hava sıcaklığı, rüzgar hızı yönü, yağış olasılığı, bulutluluk, görüş mesafesi değerleri, uydu sayısı, KP indeksi. Bu KP indeksi de önemli. Biraz önce sunumun başında bahsettiğim kullanıcı hatası dışında, mesela drone'un işte kendi başına bir yol aldığını, kumandayla iletişimi kestiği zamanlar olabiliyor. Bu güneş etkinin neden olduğu jeomanyetik bozulmayı aslında gösteriyor. Bu KP indeksi yüzünden çok kaybolan, düşen insan sav araçları mevcut. Bu da programın içinde olması, uygulamanın içinde olması büyük avantaj oluyor. Ha, bunlar çok kesin bilgi mi? Kesin olmasa bile arazide sizi yani rahat ettiriyor, öyle söyleyeyim. Siz maksimum değerleri, bu referans değerleri ayarlayabiliyorsunuz çünkü. Şundan büyük işte jeomanyetik fırtına vesaire var mı yok mu şeklinde. Daha doğrusu ayar, hani şundan büyükse bunu uyar şeklinde uyarı verdirebiliyorsunuz. Bu eşik ayarlarından bahsediyorum. Dediğim gibi burada işte siz kendi İHA'nızın dayanımına göre maksimum rüzgar işte 9 metre saniye geçerse ben uçuş yapamam deyip burada kendinize göre bilgileri ayarlayabiliyorsunuz. Bu ayarlamalar neticesinde size uçmanın uygun olup olmadığı o bölgede saat bazında verebiliyor. Bu ücretsiz, free bir uygulama. Yani bir günlük tahmin vererek ücretsiz, ücretli halinde 3 gün, 5 gün daha fazla günü verebiliyor. Ama saatlik olarak vermesi bizim de arazide çok işimize yarıyor açıkçası. Onun yüzden paylaşmak istedim. Aynı zamanda rüzgar profili de burada. Yani rüzgar profili burada arttıkça bir de bu tabii Türkçesini buraya koymuşuz. Gust dediğimiz aslında ani rüzgarların insan savaracını daha çok etkilemekte. O yüzden biz bu kısmı da çok takip ediyoruz. Burada hem hava sıcaklığı hem kaç metrede bir rüzgar profili olması arazide bizleri rahat ettiren bir kısım. Aynı zamanda kullandığınız insan hava aracının, işte mesela DJI diye bir firmanın hava araçlarının işte uçuşu yasak bölgenin göstermesi, havalanlarının göstermesi size arazide daha da
hani hangi alanda uçuşa yasak dolu. Tabii ki siz bunların notamdan önceden bakıyorsunuz ama bulunduğunuz bölgede de bunların takibini yapmak önemli olabiliyor. Bir şey daha ekleyeceğim. Buraya koymadım ama Flight Radar diye bir uygulama var. Mevcut, güncel, yani o anlık uçuşları da yerel uçaklar da olsa bunları gösteriyor. O yüzden onu da arazide tavsiye ederim. En sonunda dediğim gibi size burada işte good to fly, not good to fly Türkçesi bu şekilde gelmiş. Uçmanın iyi olup olmadığını size anlık olarak bunu veriyor. Bulunduğunuz bölgede. İnsan savar aşı yer bilimindeki uygulamalarına yani temel olarak ben önden sizlere hani hem sivil havacılık genel müdürlüğünün talimatlarından biraz bahsetmek istedim. Hem sizlerin gereksinim duyduğu, yani biz bir insan savar aşına sahipseniz nelere dikkat etmeniz gerekiyor, hangi eğitimleri almanız gerekiyor gibi bilgileri vermek istedim. Yer bilimindeki genel uygulamalara şöyle baktığımızda bunlar tabii ki İHA tabanlı çok disiplinli uzak dalgama uygulamanı aradığımızda gördüğünüz gibi çok çok farklı disiplinlerden aslında disiplinin içerisine giriyor. Burada genel olarak yer bilimlerindeki aslında uygulamaları SFM dediğimiz Structure from Motion, yani yapısal tabanlı algılama dediğimiz fotoğraf dizisi üzerinden yani bir görüntü bindirmeli fotoğraflardan aslında farklı konumlara sahip ama bu konum bilgileri tamamen kayıt altına alınmış fotoğraflarda bir derinlik bilgisinin, yani 3 boyutlu bilginin oluşturulması. Bunu hava lidarıyla elde edilen ya da yersel lidarla edilen topografik verilerin aslında karşılaştırması, yani benzeri olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü işlem adımı olarak ileride göstereceğim. Buradan öncelikle kameralar hizalandırılıyor. Hizalandırdıktan sonra bir nokta bulutu oluşturuyor. Nokta bulutu dediğimiz şey de zaten hani lidarında aldığı nokta bulutu. Buradaki tek fark bir tanesi aktif sistem. Yani lidar dediğimiz sistem tamamen kendisi veriyi sağlıyor ve geri toplamasıyla elde ettiği bir sistem. Bunun tabii farklı özellikleri var. Yani biraz önce bahsettiğim ağaç, o yoğun ormanlık alanlardan farklı geri dönüş verileriyle orman altı örtüsü, orman altı heyelanı gibi mesela uygulamaları yapmamızı sağlayabiliyor. Batimetrik verilerin çıkartılmasını sağlayabiliyor. SFM ise fotoğraf tabanlı olduğu için siz fotoğrafı çektiğinizde elde ettiğiniz bilgi neyse size ona göre bilgi veriyor. Bunun da avantajları, dezavantajları var. Genel olarak baktığımızda İHA ile uygulamalar, tarımsal izleme, haritalama, orman yönetimi planlama, meteoroloji, kentsel planlama, modelleme, madencilik de çok sık kullanılıyor. Hidrolojik izleme, hidrolojik modellerin çıkartılması, nehir ortamları ile ilgili, kıyı şeridi, kıyı çizgisi, jeolojik uygulamalar, arkeolojik alanların belirlenmesi gibi aslında, yani sizin en başından beri söylediğim algılayıcınız, yani siz uzaktan algılama algılayıcısı olarak ne kullandığınıza bağlı olarak, tabii ki insan aracının da özelliğine bağlı olarak değişen çok farklı disiplinde uygulamalar gerçekleştirilebiliyor. Burada en büyük avantajı siz bunu istediğiniz zaman her şartta kullanabilecek bir İHA'nız da olabiliyor. Yani su geçirimliği yüksek kamerasıyla birlikte. Siz bir doğal afet öncesi, sonrası, sonrasını haritalamak, burada bir uyarı sistemi oluşturmak için de kullanabiliyorsunuz. İşte köprü barajlarda hasar tespit çalışmaları, burada yine algılayıcınıza bağlı olarak anında erişim, küçük yerlere farklı tasarımda insan savar araçları mevcut. Belki takip edenleriniz vardı. Batimetrik topografik haritalama, jeolojik yapıların 3 boyutlu haritalaması gibi çok fazla aslında burada okuduğumuz manyetometrenin mesela insan savar aracıya bağlanmasıyla yeni çalışmalar. Şu anda günümüzde GPR çalışmaları da mesela yapılmaya başlandı. Yer bilimlerinde aslında yani Türkiye'de son 5 yıl içerisinde diyebiliriz, dünyada biraz daha öncesinde aslında insan savar araçları havacı platformu bu uygulamada kullanmak üzere girmiş durumda. Birkaç örnek şöyle vereyim, daha sonrasında kendi çalışmalarımızdan örnek vereceğim. Mesela bir kıvrımın 3 boyutlu modellemesi ve farklı bilgilerin çıkartılması için gittiniz arazide, arazide çektiğiniz fotoğraflarla tabii ki alanın büyüklüğüne bağlı olarak
burada yersel konum da tabii ki de önemli. Sizlerin burada ölçek faktörü önemli. Sonuçta buradaki kısım şu. Siz bu araziye bir kez gittiniz. Belki çok zor imkanlarla oraya eriştiniz. Daha sonrasında bunu laboratuvar ortamında da tekrardan 3 boyutlu olarak gözünüzün önüne getirmek istiyorsunuz. Ölçümleri belki tekrardan yapmak istiyorsunuz. İşte eğitim ve doğrultu hesaplamaları, hacim hesaplamaları yapmak istiyorsunuz. Bunlar için bunları 3 boyutlu olarak modelleme imkanınız var. Buradaki yapılan çalışma. Altta kaynak olarak belirttiğim kısımlardan aslında alıntı bunlar. Aktif faydaların tespiti, sismik atımların belirlenmesi için Kuzey Tibet Platosu'nda yapılmış bir çalışma. Bu aslında temel olarak bu SFM dediğimiz Structure from Motion yönteminin, yani kamera, bildiğimiz RGB kamera üzerinden elde edilen fotoğraflardan bir 3 boyutlu model üretimi. Burada ilk başta önemli kısımlardan bir tanesi yer kontrol noktaları. Bunu da hassas aslında konum noktaları için ve araziyi kontrol etmek için, aslında ürettiğimiz modeli kontrol etmek için bu yer kontrol noktalarını kullanıyoruz. Buradan belirli yazılımlarla bir fotoğraf işleme ve nokta bulutu üretimi. Ve en sonunda da sayısal yüzey modeli çok yüksek çözünürlükte, santimetre hassasiyetinde buradan 3 boyutlu olarak görselleştirme yapabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi iki farklı zaman içerisinde bu aktif faydanın tespiti ve sismik atılım belirlenmesi için işte profillerde de çıkartılarak bir çalışma gerçekleştirilmiş. Onun dışında kayaçlardaki kırık ve çatlakların tespitinde burada tabii verinin çok yüksek çözünürlükte olması esasına dayanarak hem iki boyutlu düzlemde hem üç boyutlu olarak kırık ve çatlakların hassas bir şekilde elde edilmesi. Akarsu çökellerinin karakterizasyonu olarak baktığımızda burada bir çalışmada işte bölgedeki akarsu çökellerinin farklı sınıflandırma teknikleriyle alanlarının belirlenmesi, kendi örnekleriyle desteklenerek bir çalışma yapılmış. Hacimsel olarak buradaki zamansal ve hacimsel değişimin aslında bir entegrasyonu yapılmış. Monstro özelliklerin karakterizasyonu çalışmaları olabiliyor. Yine burada gördüğünüz gibi çok yüksek çözünürlüklü verinin aslında avantajı kullanılıyor. Bunun dışında şimdi RGB kameralar dışında bahsettiğimiz bu algılayıcılardan termal algılamayla yapılan çok farklı bir çalışma. Bu denizaltı, yeraltı suyu deşarjı izleme, belirleme. Bu çalışmada da hatırladığım kadarıyla deniz yüzeyindeki sıcaklığın, yani bu denizaltı deşarjı ile buradaki sıcaklık değişimi, bu tabii çok şeyi etkiler. Yani buradaki kirliliği, işte rüzgar durumuna bağlı olarak değişimin nasıl ilerleyeceği, ileriye yönelik bir projeksiyon ve bununla ilgili 3 boyutlu bir model üretimi de yapılmış. Dediğimiz gibi burada mesela 8 kollu bir multirotor insan hava aracı kullanmış, termal kamerayı taşıyabilmesi için ve kontrol sistemi de biraz daha farklı normal sistemlerden, farklı ekran sayısı. Resif izleme, alg sınıflandırma gibi sınıflandırma, yani bu veriden üretilen nedir? Sayısal yüzey modelinin dışında ortofoto üretimi var. Bu ortofotolar üzerinden yine dediğimiz gibi RGB kameranın dışında işte yakın kızılötesi kameralarda kullanılarak burada bir alg sınıfı sağlığı izlenebilir. Yine monitoring çalışması olarak ve farklı sınıflandırma tekniklerinin yüksek çözünürlüklü verilere uygulanması çalışmaları yapılabilmekte. Deniz buzullarının tabii erişimi zor olan bölgelerde, her zaman algılama yapılamayacak bölgelerde çok hassas ölçümlerin yapılması için yine bu alanlarda da kullanılabilme imkanı var. Bu çalışma ilginç bir çalışmaydı. Antarktika yosunlarının izlenmesi takibi, bunun küresel iklim değişimine kadar olan bir çıktısı var yanlış hatırlamıyorsam. Bu bölgedeki yosunların sağlıklarının yine izlenerek hem yersel örneklerle hem insan savarıcıyla elde edilen hassas verilerle zamansal olarak değişimi etkilerini, yosunların üzerindeki etkilerini belirlenmesiyle ilgili bir çalışmaydı. Bunlardan farklı olarak kaya buzullarının topografya üzerindeki etkisi,
Bunlarla ilgili de güzel çalışmalar var. 2000-2014 yılları arasında farklı zamanlarda elde edilmiş bu alplerdeki kaya buzullarının topografi üzerindeki etkisini çıkarmak için, buradaki yer hareketini belirlemek için tabii ki çok yüksek çözünürlüklü bir 3 boyutlu modeller üretilmiş ve buradaki hareket yer değiştirme vektörel olarak santimetre hassasiyetinde çıkartılmış. Benzer şekilde mesela Himalayalardaki buzul dilinin zamansal değişimi, burada da farklı zamanlarda algılanan insan savarıcı ile algılanan veriler işlenerek bu bölgede öncesi sonrası analizi yapılarak yükseklik farklılığını, yani DOD dediğimiz depth of difference verisi. Burada tabii çok önemli noktalar var. Yani bir buzul kütlesi, bir su kütlesi veya bir orman örtüsü üzerinde sadece fotoğraf bazlı çalışmalar yaptığınız zaman, yani ayrıca bir kamera algılayıcı devreye giriyor tabii burada. Eş noktaları, yani bu algoritmanın çalışması için bir eş noktaları bulması, düz yüzeylerde su gibi, buz kütlesi gibi yani farklı özellikle ortaya çıkaracak nesnelerin olmadığı bölgelerde çalışmalar zor gerçekleşiyor. Burada da sizin yer kontrol noktanızın veya belli başlı işte izlerin bırakılması çalışmaların için önem arz ediyor. Burada da aynı şekilde buradaki yüzey olarak yüzey hızı, buzul kütlesinin, işte buzul dilinin zamansal değişimi vektör olarak hızının belirlenmesi sağlanmış. Geçişimsiz yüzeylerin sınıflandırması, bunlar temel olarak aslında temel uzaktan algılamada kullanılan uydu görüntülerinde de mesela yapılan bir sınıflandırmayla burada tabii çözünürlük devreye giriyor ve 3 boyutlu aslında modelle devreye giriyor. Burada bahsetmek istediğim aslında bir sonraki slide'da gerçi bahsedeceğim ama nokta bulutu üzerinden sınıflandırma. Onu orada bahsedelim. Başka bir çalışma arkeolojik alanda insan savarıcı ile termal görüntüleme ve hedef tespiti. Gördüğünüz gibi bu çalışmada mesela bir RGB kamerayla baktığınız zaman alanda herhangi bir obje çok fazla belirmiyor. Ancak genelde aslında yeni çalışmalar bunlar. Arkeolojik alanlarda termal görüntülemede buradaki arkeolojik bölgelerin yüzeysel araştırmalarında özellikle tavsiye edilen şu anda termal lidar gibi algılayıcıların aslında kullanılması yüzeysel araştırmalı bir üst safhaya çıkarmış durumda. Bu termal algılamanın bir yani kritik noktası da aslında sıcak soğuk, yani termal farkın maksimum olduğu zamanda bu ölçümlerin yapılması gerekmekte. Bu da farklı bir örnek termal olarak jeotermal alanlarda İHA ile termal görüntüleme. Burada sıcak bölge, ılık bölge olarak farklılıkları gördüğünüz gibi alanda normalde belli olmasa da ama termal kamerayla farklar ortaya çıkabiliyor. Taş ocağı modellemesinde dediğim gibi burada hacimsel değişim aslında kritik bir nokta. Buradaki hem maliyet takibi açısından hem bu bölgede çıkan bir deformasyon analizi açısından sıkça kullanılan yüksek hassasiyette o yüzden modeller kullanmaya çalışıyor, üretmeye çalışıyorlar bu bölgede, bölgelerde. Bu bahsettiklerimizin çoğu aslında belli bir plan doğrultusunda, yani belli bir siz bir uçuş planı veriyorsunuz, uçuş planı doğrultusunda gidiyor. Ancak her bütün yapı o şekilde gelişmeyebilir. Mesela dikey görüntüleme gerekli olan, yani bunu sadece nadirden uçtuğunuz zaman elde edemeyeceğiniz modeli bu Structure from Motion dediğimiz yöntemle farklı açılarda dikey olarak da veya kamera açısının değiştirmesiyle modellemek yine mümkün. Heyelanlarda kullanılıyor. Yüksek çözünürlüklü. Bu hill shade dediğimiz gölgeli kabartma haritası. Hatta bunlar için farklı algoritmalarda kullanılarak buradaki morfolojik yapının daha çok, yani değişimin daha doğrusu öne çıkması için çeşitli çalışmalar yapılmakta. Burada toprak kaymasının etkine alanların belirlenmesinde farklı zamanlarda elde edilmiş yüzey modellerini aslında yine
bir yükseklik farkının belirlenmesi ve buradan profillerin çıkarılmasıyla hem alansal hem hacimsel olarak değişimin çok kısa sürede elde edilmesini sağlamakta. Farklı bir çalışma, bunlar aktif volkanların izlenmesi, görüntülenmesi. Tabii burada bildiğiniz gibi erişime uzak zehirli gazların olduğu lokasyonlarda bu tür hem sıcaklık hem gaz ölçümlerinin izlenmesi yapılabilmekte. Bahsettiğim kısım burasıydı. Hepinizin belki bildiği gibi yüzey modeli, yani sayısal yükseklik modeli aslında dediğimizde, yükseklik modeli bu iki terimi kapsıyor. Yani sayısal yüzey modeli ve sayısal arazi modeli. Sayısal yüzey modeli dediğimiz, aslında yukarıdan baktığınızda temel olarak gördüğünüz her şey sizin sayısal yüzey. Yüzeyde ne görüyorsunuz? Onun üç boyutlu modeli. Sayısal arazi modeli ise tamamen çıplak, bare ground dediğimiz çıplak yüzeyi temsil ediyor. Bu nokta bulutu dediğimizde, şu anda kullanılan yazılımlarla nokta bulutu üzerinde hem yüksekliğe bağlı olarak hem spektral bilgisini kullanarak farklı sınıflandırma teknikleriyle sınıflandırma yapılabiliyor. Yani burada gördüğünüz gibi B şeklinde binalar üzerinde bir sınıflandırma, ağaçlar üzerinde otomatik sınıflandırmayla tanımlanmış sınıfları verebiliyor. Ve bu sınıflar üzerinden siz bu yükselti değil çıplak yüzeyi istediğinizde, bunları baz alarak, yani nokta bulutundaki bu sınıflandırmayı baz alarak sayısal arazi modelini çıkartılabiliyorsunuz. Şimdi bu kadar uygulamayı tabii gördük. Birazdan kendi uygulamamızdan da bahsedeceğim. Siz kendi çalışmalarınız için buradaki İHA seçimi, yani insansız hava aracını neye göre seçeceğiz? Gördüğünüz gibi çok farklı uygulamalar var. Burada algılayıcı, siz ne yapacaksınız? Fenolojik izleme mi yapacaksınız? Yoksa termal izlemeyle mi bir şeyleri ortaya çıkarmak istiyorsunuz? Bunun gibi algılayıcılarınızı, neyi kullanacağınızı bilmeniz gerekiyor. Ve insansız hava aracınızın seçeceğiniz taşıma kapasitesi ne olacak? Bu da dediğim gibi aslında algılayıcının özelliğine göre değişecek. Bir lidarsa bunun kendi güç kaynağı olması gerekecek. Hiperspektral ise aynı şekilde. Daha doğrusu bütün algılayıcıların kendi ihtiyacı olan bir güç kaynağı olacak. Buna göre bir ağırlığı da zaten olacak. Bunun taşıma kapasitesi, havada kalma süresi çok önemli. Yani bataryası ne kadar zamanda doluyor, ne kadar zamanda boşalıyor gibi. Çalışma bölgesi büyüklüğü zaten o temel. Burada aslında hani çalışma bölgesi büyüklüğü şöyle düşünebilirsiniz. Çok geniş düz bir alanda veya hafif eğimli olabilir. Sabit kanatlı tercih edilebilir. Ama biraz daha bu yükseltinin ani değişen yerlerinde siz veya eğik açılı algılama yapacaksanız, size kesinlikle multirotor çok pervaneli bir sistem gerekiyor. Bu bölgedeki izinler, sizin mevcut sahibi olduğunuz işte ehliyet nedir gibi düşünceleri buna göre aslında avantajları, dezavantajlarını düşünerek seçmeniz gerekiyor. Buradaki tabloda da aslında hani insansız hava aracı Türkiye'de genelde hep drone olarak söyleniyor tabii. Ama hani genel tabir, gördüğünüz gibi bu sadece 120 metrede uçanlar değil, daha yüksek mertebede uçan insansız hava araçlarının hepsine genel anlamda aslında İHA deniyor. İşte bunların küçük olanları var, çok küçük olanları var. Farklı özellikleri bunlara sahip. Bunların havada durma kabiliyeti tabii ki de büyüdükçe bataryası da büyüyor, daha fazla havada kalabiliyor diye basit bir mantık yürütebiliriz. Her zaman öyle olmasa da bu hem motor sayısına bağlı, taşıdığı yüke de bağlı tabii ki de. Bu yer kontrol noktasının toplanması kısmı aslında yani haritacılıkta bu önemli. Üreteceğiniz aslında verinin ne kadar doğru olmasını istediğinize göre değişiyor. Normalde siz bir insansız hava aracının şu anki haliyle basit bir ticari olarak aldığınız insansız hava aracını, tabii temel özellikle bu GPS, IMO gibi özelliklere sahip olanlardan bahsediyorum, otomatik bir planlamayla bir harita üretebiliyorsunuz.
Bunun doğruluğu 5-10 metre arasında olarak değişiyor. Siz bunu daha doğru istiyorsanız, daha doğru bir model ve ben bunu dönemsel olarak izleyeceğim aynı alanı, burada değişim analizi yapacağım diyorsanız, sabit aslında yer kontrol noktalarınıza ihtiyacınız var. Ve bunların dağılımı da homojen olarak tüm alanınıza dağılmış olması gerekiyor. Burada da yer örnekleme aralığı dediğimiz piksel, yani veya iki piksel arası uzaklık olarak tanımına geçiyor. Bu bahsettiğimiz işte kameranın, kullandığınız algılayıcının sensör genişliği, kamera odak uzaklığı, uçuş yüksekliği ve fotoğraf genişliğine göre şöyle bir basit zaten matematiksel bir formül var. Bir örnek vermek gerekirse işte bu ticari olarak satılan bir insan savaracının 80 metrede, bunu zaten kamera özelliklerini biliyoruz, 80 metrede uçuş yaptığımızda elde edeceğimiz çözünürlük 2.36 santim. Bunu da artık zaten kendi içerisindeki uçuş programında siz yüksekliği değiştirdiğinizde elde ettiğiniz çözünürlük ortaya çıkıyor. Bu ama şöyle, şunu da unutmayın. Bu programlarda şu anda base map dediğimiz altlık olarak yükseklik modelini koyanlar var, koymayanlar var. Yani koyan uygulamalar var daha doğrusu. Veya insan savar araçlarının sahip olduğu yetenekler var. Olmayanlar var. Bu verilen sizin 80 metre aslında dümdüz bir yüzeyi alıyorsanız o ortalama olarak orada 2.36 santim alırsınız. Ama topografya değişiyorsa, sonuçta bulunduğunuz yer 80 metre, ileride 20 metrelik bir yükselti var, oranın çözünürlüğü daha yüksek olacak. Ama bu direkt bize aslında ortalamayı veriyor. Şu şöyle sistemlerde, yani sizin altlık haritanızı, altlık topografiyi doğru bir şekilde koyan ve yüksekliğini ona göre değiştiren sistemlerde, yani her yerde 80 metreye çıkan topografiye göre sistemlerde bütün ürettiğiniz veri, yani sonuç veri 2.36 santim her yerinde olacaktır. Burada dediğimiz bu structure from motion yönteminde işte temel prensip yan ve ön örtüşme oranları kullanılarak, bindirmeleri aslında kullanılarak eş noktaların aslında bulunması sağlanıyor. Bu bir basit bir uçuş planı. Şu şekilde siz bindirme oranlarını veriyorsunuz %75, %80. İçerisindeki GPS kullanarak nerede aslında bize fotoğraf çekeceğini belirleyerek size tahmini olarak, şu anda hazır programlar mesela, toplamda kaç adet fotoğraf çekeceğini, ne kadar yer kaplayacağını size söylüyor. Geldik yine bu verilerin işlenmesi, yani Structure from Motion dediğimiz metodun aslında tanımı, 3 boyutlu yeryüzü, bu arazi, binalar, ağaçlar, yeryüzü, yüzey modeli aslında üretiyoruz fotoğraftan olduğu için. Konum ve dönüklük bilgisi içerecek şekilde elde edilmiş 2 boyutlu görüntüler üzerinde bu metot ile gerçeğe yakın 3 boyutlu üretilmektedir. Bu yöntem fotogrametrik ölçüm prensiplerinin temel alan, belli örtüşme oranı ile farklı konumlarda çekilen fotoğraf serilerinden objenin eşleştirmesine dayalı yeryüzü ve objelerin 3 boyutlu modellenmesini gerçekleştiren ve yaygın olarak kullanılan bir yöntem. Burada model geometrisiyle kamera pozisyon ve oryantasyon bilgisi aynı zamanda ve otomatik olarak çözülmekte. Görüntülerin eşleştirilmesi için görüntülerde algılanan köşe, kenar, bunun gibi feature denilen özellikleri bir görüntüye tanımlandıktan sonra diğerinde taranarak bulunması, eşleştirilmesi. Bu bahsettiğim orman örtüsü, çok sık ormanlarda işte spektral özelliği dediğim gibi çok yakın olduğu için birbirine, çok karmaşık olduğu için buralarda veya su yüzeylerinde, durgun su yüzeylerinde, göl gibi, deniz gibi altını göremediğiniz, tabii ki bazı sığ sularda bu olmuyor tabii ki, yani altı batimetri alabiliyorsunuz ama veya kumul alanlarda bizlerinle karşılaştığı problemler zaten yani bu farklar, köşe, kenar gibi aslında özelliklerin tanımlanamadığı için o bölgelerde modeli üretemeyebiliyorsunuz. Dezavantajlarından bir tanesi de bu. Temel işlem adımları, bu görüntüler önce kalibre ediliyor. Dış kamera, kalibre edilmiş kameralar dış yönetme parametreleriyle. Daha sonra bu kamera model optimizasyonu yapılarak işte bu konumlandırma bilgileri,
varsa yer kontrol noktanız sisteme entegre edilerek bu nokta bulutu, yoğun nokta bulutu üretimi yapılıyor. Bu aşama aslında en önemli aşama. Sizin bundan sonra manuel olarak yaptığınız veya bir kod yazarak otomatik olarak bir filtreleme şeyiniz varsa, bir filtreleme gerçekleştirerek bundan sonra yapacağınız adım sayısal yüzey modeli üretimini size en iyi şekilde çıkartıyor. Nokta bulutu filtrelemesi şu bakımdan gerekli. Mesela yüksek gerilim hattını çektiyseniz o bölgede sizin bir nokta bulutunuz var ve siz bundan yüzey modeli ürettiğinizde orayı da, noktayı da, oradaki noktaları da, nokta bulutunu da enterpole ettiği için yüzey modelinizde hatalar gerçekleşebiliyor. O yüzden kontrol etmekte fayda var. Bunlar için de buradaki bazı yazılımları görüyorsunuz, hani isimlerini. Farklı türde yazılımlar bu algoritmayı kullanarak yapmakta. Burada temel olarak dediğim gibi fotoğraf düzeltmenin gerçekleştirmesi, yer kontrol noktanın sistemin girişi, nokta bulutun üretilmesi, A modelinin üretilmesi, sayısal yükseklik modeli ve orta foto haritanın üretilmesi şeklinde bir işlem adımı var. Bu da daha temeli. Yani bu bahsettiğim aslında işlem adımının ilk başta bu dengeleme dediğimiz kısımda bundle adjustment ile kamera hizalama. Burada işte o verileri, dönüklük bilgilerini kullanılarak her bir fotoğraf ve kamera kalibrasyon parametrini düzeltmeleri için harici kamera parametrinin hesaplanması amacıyla örtüşen fotoğrafta üzerindeki ortak bağ noktaları tespit edilerek eşleştiriliyor. Daha sonra belirlenen kamera konumlarından ve fotoğraflardan stereo fotogrametrik denklemleriyle her bir bağ noktası konumunun hesaplanması sağlanıyor. Sonrasında yoğun nokta bulutuna bağlı yüzeyi temsil eden 3 boyutlu poligon ağ modeli oluşturuluyor. Ve bunlar üzerinden de bu sayısal yüzey modeli, düzenli grid üzerinde düzensiz poligon ağ modelinin enterpolasyonu ile hesaplanıyor. Şimdi ilk başta hatırlarsanız bir hava lidarı ve SFM olarak bir şeklimiz vardı. Burada bir küçük bir kıyaslama yaparsak, bu tabii önceden almışa B4 lidar olarak geçiyor. Bunun nokta yoğunluğu metrekare üzerine 4 nokta. Hani avantaj, dezavantaj. Lidar hep böyle bir avantajlı olarak gelir. Tabii ki de avantajı çok yüksek. Çözünürlüğü de çok fazla, çok yüksek çözünürlüklü veriler üretilebiliyor. Ancak SFM ile de bu dediğimiz gibi lidar aktif bir sistem olduğu için saçtı aslında noktayı geri topluyor. Ve bu uçuş yüksekliğine bağlı olarak tabii ki de değişiyor. Yani uçuş yüksekliği ne kadar alçakta uçarsanız, hatırlayın geri örnekleme aralığı, siz uçuş yüksekliğini azalttığınızda çözünürlük de artacaktır her iki kısım içinde. SFM'de sizin her bir pikseliniz aslında örtüşen iki hava fotoğrafında olarak düşünün. İlk yaptığı adımda örtüşen hava fotoğraflarında her bir piksel bulunduğu eş nokta aslında sizin bir noktanız ediyor. O yüzden buradaki nokta yoğunluğu daha yüksek. Dezavantajı neydi? Dezavantajı da sadece kameranız eğer RGB kameraysa sadece görünür olan nesneleri buradan ortaya çıkartabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu artık sizin çalışma alanınıza bağlı olarak, çalışma amacınıza bağlı olarak değişiyor. Burada verilerin işlenmesi için kullanılan açık kaynak kodlu yazılımların yanı sıra ticari olarak sunulan, günümüzde çok fazla kullanılan mesela yazılımlar da var. Bu yazılımlar kullanılarak modeller çok tabii donanımıza da bağlı olarak değişmekte. Donanım demişken ondan da hemen kısaca bahsedeyim. Bu mesela işte buradaki PhotoScan programı için bir örnek. Bu bahsettiğim biraz önce SFM aslında algoritmasının her bir adımı olarak düşünebilirsiniz. İlk kısım Align Photo kamera hizalama kısmında örneğin 10.000 tane fotoğrafınız varsa işte 50 GB gibi. Bunlar ortalama değerler ama yakın. Yani kullandığınız tabii kamera tipine göre değişiyor. Siz buradan bir model üretecekseniz gerçek koordinatlarda en yüksek çözünürlüğü seçersiniz. Bunlar programın kendi opsiyonları. Bunun için mesela 10.000 fotoğraflı bir bölgeden 10.000 tane fotoğraf çektiyseniz 640 GB gibi bir donanımsal alana ihtiyacınız var. Ve bunların her bir işlem adını farklı bilgisayarların farklı özelliklerini kullanmak, farklı donanımlarını kullanmakta. Bir tanesi işlemciyi çok fazla kullanırken bir tanesi daha sonraki adım RAM'i daha fazla veya
GPU daha fazla kullanıyor. Burada da mesela decimating model kısmında, yani bu mesh modeli oluştururken 500 milyon mesela kenar varsa, yani bir üçgen, üçgenleme dediğimiz kısımda 500 milyon varsa, burada sizin bilgisayarınızın ihtiyaç duyacağı hafıza işte 63 GB'lık bir memoriye ihtiyacı var diyebiliriz. Tabii ki her projede olduğu gibi insan sabırcılığı ürettiğiniz verilerin de en sonunda bir doğruluk analizi yapmak durumundasınız. Yani ürettiğiniz veri ne kadar doğru? Burada da basit bir temel, aslında basit demeyeyim, temel bir doğruluk ve hassaslık terimi söz konusu. Şekilden de net aslında anlaşılacağı gibi, sizin mesela veriniz olması gerektiği yerdeyse ve ölçüm sayınız, ölçüm yaptığınız sayıda hepsi aynı bu hedefteyse, hem doğru hem hassas olarak kabul ediliyor. Ancak şöyle gelelim, istediğiniz ölçümler, yani hedeflenen noktada değil, hem de bir ölçüm, diğer ölçümler de, yani referans olarak kullanacağınız veriler de birbirinden çok farklıysa, hem ne doğru ne de hassas oluyor. Ancak istediğiniz hedefte değil ama ölçtüğünüz referans veriler hepsi birbirine çok yakın, hassas ama doğru değil. Dediğim gibi bu aslında sizlerin yaptığı, işte bizlerin de arazide ölçtüğü ölçümlerde alana dağılım, işte diğer kontrol noktalarının dağılımı gibi veya relatif olarak bir doğruluk yapacaksak oradan aldığımız ölçümler gibi parametreler aslında bunu sağlıyor, bunu çok değiştiriyor. Dediğim gibi şu anda hazır olan programlar mesela bu doğruluk analizlerinde otomatik olarak hesaplayıp sizlere verebiliyor. Ayrıntılı bir rapor veriyor. Ya projelerini sağladığı avantajlar, işte yüksek yapı oluşumlarına erişim, tehlike ve riske en azı indirger demişiz. Tehlikeli yapılarda denetim, bunlar yüksek binalar olarak düşünebilirsiniz. Yani yer bindirdik ama işte binalarda, gökdelenlerde araçlarınızı bu kendi içindeki işte bu payload dediğimiz yüklere göre nasıl diyeyim, işte bir yangın esnasında yangın söndüren gibi aslında İHA'larda şu anda mevcut. Radyasyon sızıntısı ve bunun gibi yerlere erişim. İstediğiniz, belirlediğiniz irtifada uçma yeteneği var. Taşıma kapasiteleri çok farklı. Dediğim gibi bu kendi tasarım İHA'larınızda bunu da aşabiliyorsunuz. Farklı algılayıcıların entegrasyonu, istediğiniz farklı algılayıcıları buna sağlayabiliyorsunuz. Programsal, yani programlama yaparak farklı yetenekler kazandırabiliyorsunuz. Sesimde problem yok değil mi? Bir yerde ama. Yok hocam, az önce açık mikrofonu kapatırken sıralama değişti. Sinyal yanlış da kapattı. yüksek doğrulukta detaylı veriler. Bu şu anki sistemlerde engel algılayıcılar mesela var. Bunların hassasiyetini değiştirerek hem hasar görmesini engelleyip hem çok yakından veri toplama yeteneğine sahip olabiliyor. Çok güzel, yüksek çözünürlüklü veri temini zaten en büyük avantajlarından bir tanesi. Farklı açılarda algılama yeteneği var. Özellikle multirotor olanlarda. Verilerin paylaşımı. Bunlara şu anda SD karta hemen kayıt yapabiliyor. Anlık görüntü paylaşımı. Canlı olarak farklı platformlarda bunu anlık olarak paylaşabiliyorsunuz. Canlı yayın yapabiliyorsunuz. Şu anda bulut üzerinden, yani hiçbir şeye sahip olmanıza da gerek yok açıkçası. Bu tamamen maliyetle, maddi imkanlarla ilgili bir şey. Size hazır olarak işte bir donanımsal özelliğe de donanımsal aslında şeye de çok fazla ihtiyacınız yok. Bulut üzerinden direkt paylaştırarak diğer işte firmanın imkanlarını kullanarak oradan verinizi işletebiliyorsunuz açıkçası. Acil durumlarda hızlı erişim, hızlı tespit, keşif, arazi çalışma öncesi planlama gibi ve yüksek zamansal çözünürlükte veriler toplanarak zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayabiliyorsunuz. Şöyle bir basit bir örnek vereceğim, bu örnek veriyorum. Maliyetten nasıl tasarruf sağlanıyor? Yaptığımız projelerde, geçenlerde öyle bir hesap yaptım. Bir uydu görüntüsü alsam dedim, bir uydu görüntüsü maliyetine
Ben 4 arazi yapmışım mesela. Böyle bir çok da uydu görüntülerini şey yapmayayım ama tabii ki de avantajı dezavantajı ikisinin çok farklı. O yüzden hani zamandan maliyetten tasarruf sağlıyor mu? Sağlıyor, bizde de sağladı diyebilirim. Böyle bir imkan sağlanmışken ben Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nde kurduğumuz 3 boyutlu yer modelleme laboratuvarından kısaca bahsetmek isterim. Çalışma alanlarımız nehir havzalarının yönetimi dediğimiz bu aslında bahsettiğimiz çalışmaların çoğunda biz de yer almaya başladık. Bunların yanı sıra sanal gerçeklik ve online ortamlarda aslında 3 boyutlu da aslında yer aldık ve bunları geliştirmeye çalışıyoruz. Burada farklı projelerimiz mevcut. Bu projelerden birkaç örnek vereceğim. Burayı bu şekilde şimdilik yazdım. Ama şunu da belirtmek isterim. Türkiye'de ilk defa bir sanal kampüsü üreterek İTÜ Ayazağa kampüsünü yüksek doğrulukta tamamladık ve bunu online ortamda da sunduk. İnsan savaş araçları filomuz en son bu endüstriyel bir drone'umuzda mevcut filomuza katılarak şu anda yanlış hatırlamıyorsam 8 tane insan savaş aracımız var. Farklı özelliklerde işte sabit kanatlımız ve endüstriyel İHA'mızla beraber bu Türkiye'deki aslında tüm kullanıcılara açık bir laboratuvar olarak söyleyebilirim. Ortak çalışmalarda tamamen kullanabileceğiniz bir laboratuvar olanakları var. Yeni taşındığımız bir bina var şu anda. Yeni taşındığımız binada laboratuvarımız şu anda bu şekilde. İşte kendi olanaklarımız, donanımsal olanaklarımız. Ben biraz koydum. Yaptığımız yakın zamanda bir doktora öğrencimiz bu tezle mezun oldu. Burada Büyük Menderes Nehri taşkını üzerine biz yani bu projeyi yazdığımızda tabii ki taşkın olacağını bilemezdik ama tam 2 senelik ölçüm boyunca arada bir de taşkın da yaşandı. Biz burada Menderesler'deki birikme erozyon üzerine bir çalışma gerçekleştirdik ve bunun ekstrem yağışlar üzerinde ne kadar etkisi var? Polo Osman dergisinde makalemiz burada mevcut. İlgilenen arkadaşlar en son zaten sunumda bahsedeceğim. Kendi web sitemizden de buradan inceleyebilirler. Dediğim gibi buradan çok farklı hem uydu görüntüleri kullanarak hem insan savaş aracından yüksek çözünürlükte veriler toplayarak hem 2 boyutlu hem de 3 boyutlu yüksek çözünürlükte hassas veriler ürettik. Hem nehir kenar çizgisi değişimini sağladık hem hacimsel olarak değişimleri belirleyerek ve bunu uzun dönem ekstrem yağışların burada aslında bölgeyi ne kadar etkilediği, bu Menderes'lenme olayını neyin değiştirdiğini, ekstrem olayların bunu ne kadar değiştirdiğini veya Menderes'in kendini bu şeklini ne kadar koruduğunu anlatmaya çalıştık. Onun dışında orman yangınları ile ilgili burada heyelan çalışan bir hocamız, Tolga Görüm hocamız var, doçent doktor. Kendisinin çalışmasında biz de yer aldık. Burada gördüğünüz gibi ormandan, Dalaman orman yangını belki hepiniz hatırlar. Biz yangın zamanında oraya giden aslında ilk ekiplerden biriyiz ve buranın yüksek çözünürlüklü modelini aldık. Hem yersel lidar kullandık hem de insan savaş aracı ile verileri aldık. Öncesi yine sonrasında da tabii farklı işte ağaçların kesilmesi ve bölgedeki yağışa göre buradaki heyelan duyarlılığının ortaya çıkarılması amacı var. Yeni projemiz bu Seyhan Ceyhan deltaları, buradaki kumul hareketleri. Önceden uydu görüntüleriyle tespit edilmiş 2 boyutlu kıyı çizgisi haritası. Şu anda hem uzun dönem hava fotoğraflarından hem de dönemsel, mevsimsel olarak insan savaş aracını elde ettiğimiz modellerle biz burada hacimsel olarak değişimi bu 2 delta için buradaki kumul hareketlerini ile çalışmaktayız. Köprüler için yaptığımız çalışmalar var. Burada 2 farklı. Burada hem hidrolik hem hidrolojik model çalıştırarak buradaki maksimum su seviyesi. Burası şöyle önemli. Burası Antalya Boğaçayı. Belki Antalyalı olan arkadaşlar vardır. Bir sonraki slide'da çalışmamız aslında buradaki oyulma ölçümleriyle başladı. 2003'te yaşanan buradaki bir taşkın sonrası köprü göçmesi, oyulma sebebiyle bir köprü göçmesi şurada gördüğünüz şekilde.
ve bunu biz dönemsel olarak yine izleyerek mevsimsel bir nehir, bir dere olduğu için batimetrik verisini biz insan savarıcı ile çıkartabildik ve burada mesela multikopter İHA'nın kamera açısını değiştirerek köprü altı modellemesini de rahat bir şekilde yaparak buradaki oyulma miktarını dönemsel olarak tespit edebildik. Aynı zamanda tüm buradaki havzanın tüm alanını insan savarajıyla modelleyerek bu bölgede bir hidrolik model ürettik. Ve hidrolik modeli HECRAS dediğimiz bir hidrolik model programı var. Bu program üzerinde modelleyerek gerçeğe en yakın şekilde olası bir taşkında etkilenecek alan, buradaki aynı zamanda oyulma miktarının ne kadar olacağına dair bir çalışma gerçekleştirdik. Bunların dışında demiryolu güvenliği ve menfezler bildiğiniz gibi önemli, çok güncel konular. Bununla ilgili yaptığımız bazı çalışmalar var. Dediğim gibi bunlar hidrolik ve hidrolojik çalışmalar. Şuradaki bir simülasyon vardı, onu açamadım. Aslında yaptığımız bir pilot bölge çalışması. Bir saniye, hemen şurada şimdi değiştirmem lazım. Şarjım bitmeden kusura bakmayın. Bunun dışında kültürel mirasla ilgili çalışmalarda aslında hani hem dünyada çok fazla sayıda bu çalışmalar var ama ülkemizde aslında yeni yeni bunlar ön plana çıkmakta. Bizler de bunların için bazıları çalışmalarında içinde yer aldık. Burası Kınlıos Antik Kenti gördüğünüz gibi. Ve burada bir diğer Cengiz hocamızın bir proje, Cengiz Yıldırım profesör doktor, kendisinin bir projesi kapsamında buradaki Datça Yarımadası'nda yine bir fay aynasını bizler modelleme şansı bulduk. Bu sadece fotoğraftan değil, videolardan da modelleme mümkün. Arasındaki tek fark sadece bir tanesinde ölçek olarak, yani gerçek korumsal bilgileri koruyabilirken video üzerinden aldığınız, elde ettiğiniz verilerde bunu koruyamıyorsunuz ama bunu da ölçek verisiyle, ölçeğiniz varsa ölçek üzerinden giderme imkanınız olabiliyor. Arkeolojik çalışmalarda da birkaç çalışma, yani bunlar hep Avrasya yer biliminin en üstünde aslında yapılan çalışmalar. Bunu da gösterme amacım da çok disiplinli bu alan, aslında her alanda dediğim gibi bir noktaya dokunuyor. Bu da yine kültürel miras açısından düşünülebilir. Burada farklı özelliklerin hem ortaya çıkarılması hem yüzey çalışmalarında biraz önce bahsettiğim sunumda hem de bu çalışmalar sonrasında haritalama kısmında insan sınav araçlarının yüksek çözünürlük verisini kullanması, yüksek hassasiyette veri üretmesini sağlamakta. Yine bu modeller üzerinden biz online, bunlar nokta bulutu verileri üzerinden çalışan farklı platformlar, Potri diye dediğimiz, herkesin erişebileceği, kendi serverınız üzerinden yayabileceğiniz, ölçümlerin gerçekleştirebileceği ortamlar. Şunu... Burası da Salamis Antik Kenti Amfiteyatrosu. Aynı zamanda bunları dediğim gibi siz ürettiğiniz bu modelleri 3 boyutlu printer'dan, yazıcıdan çıktı alarak gerçeğe en yakın bir modelini küçültülmüş, ölçeklendirilmiş olarak modelini üretme imkanınız var. Bu da bahsettiğim İTÜ 3B adını koyduğumuz sanal kampüs.
kampüsümüzün 3 boyutlu modeli. Dediğim gibi burada yüksek doğrulukla, yani bizim yer kontrol noktalarımız var. Hassas 2 santim hassasiyetinde yer konum doğruluğunu kullanarak burada örnek noktalar toplayarak yaklaşık burada dediğim gibi 10 binden fazla fotoğraf kullanarak ürettik. Bunu tabii geliştirmek mümkün. Biz bunu 2016 yılında yaptık. Bina cephelerinin daha açılı çekilerek tek tek hepsinin bu sistemin içerisine entegre edilmesi mümkün. Bunların dışında bu verilerin kullanılması farklı çalışmaları da aslında getirdi. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik kısmını biraz daha söyleyeceğim. Bu da biraz önce bahsettiğim Kapadokya'nın olduğu bu Potri uygulaması üzerinden aslında 3 boyutlu nokta bulutu verisinden elde edebileceğiniz, bu şekilde hem kesitleri çizebileceğiniz hem alansal bilgileri alabileceğiniz, gerçek verileri alabileceğiniz bu şekilde bir online, herkese açık bir platform. Bu artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik, bildiğiniz gibi bunlar aslında yeni sayılabilecek kavramlar. Burada da yer bilimlerinde bunların uygulaması. Bu sağ taraftaki oynamadı ama evet. Gördüğünüz gibi araziye, arazide yaptığınız ölçümü siz daha sonrasında laboratuvar ortamında bunu bir gözlük veya yine hem basit gözlükler var hem biraz daha kompleks gözlükler var. Bunları takarak aslında arazi sonrası tekrardan götürme veya burada zaman serisi de yapabiliyorsunuz. Ama aynı arazideymiş gibi, aynen görüntüde gördüğünüz şekilde ölçümleri sanki oradaymış gibi ölçüm yapma imkanınız veya bir arazi çalışması yapma imkanınız var. Artırılmış gerçeklik ise buradan şu anda, hatta bunlar yine telefon, bir iPad, tablet uygulaması olarak da gerçekleştirebiliyor. Yaptığınız bu modelleri kendi masanızın üzerine sanal olarak bu şekilde koyup bir görselleştirme yapmanız, bunların üzerinden hani görmeyen insanlara, görmeyen kişilere mesela anlatmanız da kolay olabilir. Böyle imkanlar da şu anda mevcut. Bu da yine kültürel miras, yine bir model dediğimiz veriyi aslında 3 boyutlu sanal gerçeklik modelinde bunları sunuşumuz. Farklı bir uygulama. Bunlar dediğim gibi insan savaracı ve farklı algılayıcıların aslında entegrasyonuyla burada mesela bir elektronikten bir hocamızla radar modülü takarak, ki bu İHA'ya özel yani küçük boyutlu bir radar hedef tespiti çalışması için kullandığımız, kendi geliştirdiğimiz bir sistem olmuştu. Ve şu anda biz de laboratuvarımızda gerçekleştirebildiğimiz, biraz önce kendi ürettiğimiz bu Kapadokya 3 boyutlu modeli kumanda üzerinden aynı tamamen bir uçuş simülasyonu. Bu tabii uçuş simülasyon yazılımı böyle bir şeye imkan veriyor. Kendi modelinizi içerisine aktarıp. Bu dediğim gibi araziye çıkmadan önce bir uçuş eğitimi için çok büyük bir imkan oldu bizler için de. O yüzden bunları da değerlendirebilmekteyiz. Mevcut olarak yayınlarımıza ve ayrıca bu kitabımızda hatırlayanlar olursa belki Turkuğa, 2016 Turkuğa'da yayınlamak istediğimiz ve yayınladı, daha sonrasında biraz daha geliştirerek yayınladığımız kitabımız, erişmek isteyenler burada farklı uygulamalar ve uygulamaların yani daha doğrusu yazılımın Türkçeleştirilmiş ve detaylı anlatımları da mevcut. Onun dışında temel olarak bir İHA talimatlarını içeren Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde burada aslında kısaca bahsettiğim detayların daha detaylandırılmış hali bulunmakta. Onun dışında earth3b.com bizim bu laboratuvar çalışmalarımızı güncel olarak sunduğumuz adresimiz. Ben teşekkür ederim. Biraz uzun olmuş olabilir. Bilemiyorum, çok biraz sıkıntı da çektik mi bağlantıda, ama katılımcılardan sorular varsa memnuniyetle cevaplandırırım.